Havadis Online Haber Portalı. Sevgili Havadis takipçileri, Dolme Şafak Derneği'ndeyiz. Yanımızda Avusturya Türk Federasyonu Başkanı Orhan Altındaş Başkanımız var. Başkanımız merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Başkanım, önümüzdeki hafta pazar günü Bregenz'de bir organize düzenlenecek. Organize ile alakalı bilgi ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, Allah nasip ederse önümüzdeki pazar ayın 12'sinde, 7. ayın 12'sinde bir Doğu Türkistan'dan da zulüm gören kardeşlerimiz için bir program düşündük, yürüyüş. Onun iki etaplı bir program. Bir gün önce ayın 11'inde 4 bölgemizde Buldeniz, Felkir, Dorbim ve Bregenz'de olmak adıyla standlar açılacak, tanıtım standı. Yani orada arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz bilgilendirecekler. Yerli kardeşlerimiz, yani Avustralyalıları. Böyle bir şeyle başlayacağız Allah nasip ederse. Burada bugünkü toplantımızda arkadaşlarımızdan bilgi edinmemizdeki gayemiz, diğer kardeşlerimiz, teşkilatlar, sivil teşkilatlarımız, ATİP, AİF ve İslam Kültür Merkezleri yetkilileriyle de başkanlık seviyesindeki arkadaşlarımızla görüştük. Onlardan da destek aldık. Tabii ki beraber olacağız. Onların hiç kuşkunuz olmasın. Yani hep beraber inşallah pazar günü böyle bir Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi duyuracağız Avrupa'ya mümkün olduğu kadar. Evet. Bu arada başkanımız geçtiğimiz hafta Vorarlberg'deki şubelerde gıyabi cenaze namazları kılındı. Evet. Geçtiğimiz cuma günü itibariyle cuma namazından sonra 5 camimizde cuma namazları kırıldı. Tabii diğer teşkilatlarda kırıldığı bizlere geliyor. Avusturya genelinde ve Avrupa genelindeki Türk Federasyon camilerin hepsinde gıyabin cenaze namazı kılındı. Oldu. Başkanım, çalışmanızda başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Bilgilendirdiğiniz için, toplumu bilgilendirdiğiniz için biz size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun şu mübarek günlerde, evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Liebe Havadis Zuseher, wir sind heute zu Gast in einer österreichisch-türkischen Föderation. Sitzen wir mit dem Herrn Murat Durdo. Die österreichisch-türkische Föderation organisiert nächste Woche eine Kundgebung bezüglich Herrn Durdo. Ja, es geht um ein Volk in Westchina, in dem heutigen Ost-Turkmenistan. Es geht um die Uiguren, die seit Jahrhunderten unterdrückt werden. Durch die chinesische Regierung. In den letzten Jahren hat sich das sehr gehäuft, gerade in den Monaten Ramadan. Im Ramadan-Monat werden sie stark unterdrückt, die Gebete werden untersagt, sie dürfen nicht fasten, kleine Kinder dürfen nicht in die Moscheen reingehen und ähnliche Situationen herrschen dort. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass auch dort die Menschenrechte verletzt werden, die Religionsfreiheit eingeschränkt wird durch die chinesische Regierung und ja, dass die Menschen hier darauf sensibilisiert werden. Okay. Die Kundgebung ist nächste Woche Sonntag um 14 Uhr in Bregenz. Wir treffen uns bei der Casinobrücke, unterhalb der Casinobrücke und werden dann einen kleinen Marsch durch die Stadt machen. Danke und viel Erfolg. Vielen Dank.